Tek Üniversitesi ile beraber bir proje yürüttük. Bu projede geçen yıl 17 adet alageyiği bu sahaya yerleştirdik. Bunların 9 tanesi dişi, 8 tanesi de erkek alageyiklerdi. Bu alageyiklerin koyunlarına GPS uydudan takip edilen bir sistem taktık. Bunları birebir takip ediyoruz. Bu alageyiklerimiz sahaya adapte oldular. Bunun adaptasyonu için sahada 9 adet su yalağı inşa ettik. Ayrıca 4 tane de gördüğünüz gibi kuyu ettik. Bunlar alageyiklerin ve diğer yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak içindi. Bu alageyiklerin tahsil için ormanımızda belli yerlere oto kapanlar ve... Buyurun buyurun. Evet, Türkiye'nin en güzel milli parkına hoş geldiniz diyorum hepinize. Burası Türkiye'de nadir güzellikleri olan Dilek Yarımadası Milli Parkı. Tabii Milli Parkı olmanın yanı sıra, doğal güzelliklerin yanı sıra Milli Parkımızda bakanlığımızın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü çok güzel bir çalışmaya hep beraber tanık oluyoruz. Bu çalışma Türkiye'deki alageyiklerin yerleştirildiği ilk alanlardan bir tanesi. Burası Antalya Düzlerçamı'nda doğal olarak bulunan ve dünyaya yayılan alageyiklerin yerleştirildiği ve başarıldığı ilk noktalardan bir tanesidir. Geçen yıl 17 adet alageyiği Düzlerçamı'ndan taşıyarak bu alana getirdik. 9 tane dişi, 8 tane erkek alageyiğimiz mevcut. Bu alageyikler burada hamile kalarak hamilelik süreçlerini bitirdiler ve sahaya kurduğumuz video kapanlar ve foto kapanlar sayesinde doğum yaptıklarının tespitini yapmış bulunuyoruz. Bizim için çok mutluluk verici bir olay. Yaptığımız çalışmanın başarıya ulaştığını gösteren bir olay. Bu alageyikler dünyaya, Türkiye'den yayılmışlardır. Gerçek popülasyon, orijinal popülasyon ülkemizde bulunmaktadır. Biz yangın, sel, salgın gibi doğal afetlere karşı bu bizim çok önemsediğimiz gen kaynağının, alageyiklerin orijinal geninin kaybolmaması için bu tür çalışmayı yürütüyoruz. Bu çalışma bakanlığımızın, başta Sayın Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun çok önemsediği bir çalışma. Bizlere bu konuda talimatları sürekli olmaktadır. Bu çerçevede bu sahada başarılı bir çalışmaya imza atmış bulunuyoruz. Gördük ki sahada alageyiklerimiz yavru yaptılar. Bunları gözlemliyoruz. Dolayısıyla biz bundan çok mutluluk duyuyoruz. Yine bölge müdürlüğümüzde bu çalışmayı ikinci bir noktaya daha taşıyacağız. Bölgemizin, Muğla ilimizin Köyceğiz ilçesinde, Aksaz bölgesinde yine alageyikle alakalı bir çalışmayı başlatmak üzereyiz. Bu ülkemizin sahip olduğu çok kıymetli, çok ender olan, çok önemsediğimiz gen kaynaklarımızın korunması, gelecek kuşaklara aktarılması için çok mühim bir çalışmadır. Dolayısıyla bu ülkemize katkı sağlayan bir çalışmadır. Dünyaya katkı sağlayan bir çalışmadır. Ben bu çalışmanın tüm kamuoyuna duyulmasını çok önemsiyorum. Ayrıca milli parklarla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Yaz mevsimindeyiz. Milli parklarımız çok yoğun kullanılıyor. Özellikle Dilek Yarımadası günlük 10 bin civarında ziyaretçi alan bir sayıya ulaşmakta. Özellikle yangın tehlikesine karşı tüm ziyaretçilerimiz ben dikkatli olmaya çağırıyorum. Çünkü bu doğal güzellikler hep korunsun, daim olsun istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.